Şimdi Nuri Baba'ya bir soru soracağım. Optima gidiyorum, giremedim. Beni de anlıyorlar abimi. Kullanma. Abi güzel. Oğlum ciddiye alamadım seni ya. Ben hocam. Peki bir soru sorabilir miyim? Sormayacağım. Görüşürüz hadi. O zaman şuraya bir gölge shadow boxluk ne yap hadi bakalım. Bunlar silah yerine geçiyor. Güvenlikler durdurdu beni. Çık dedi, sende silah var dedi. İzlesin bizi diyor. Aynen, kesinlikle. Görüşürüz. Çocukluğumdan beri kavga etmen durumu olduğu vakit her zaman arkadaşım beni durdurmuştur. Sen kavga etme, lisansın iptal olur. Sen işte lisansı boksörsün diye sürekli bana bunu derdi. Son zamanlarda da şöyle bir geyik ortaya çıktı. İşte silahla AVM'ye girmediğinden dolayı dövüşçüler de AVM'ye giremez. Neden giremez? İşte bizim yurdumlarımız silah sayılıyor diye bir makara çıktı ortaya. Kanka bu AVM'lere silahla giriliyor mu ya? Nasıl girilsin lan bunlar? Mal mısın? Girilmiyor mu? Yok. Şimdi dövüşmüş kişilere, bu sporla alakalı kişilere bu soruyu soracağız. Ben nasıl gireceğim? Nasıl gireceğim? Amına koyayım, bunlar silah değil mi? Yumrukların silah yerine sayılıyor mu? Bakalım kimler ne cevap verecek. İlk olarak Ufa'ya sormak istiyorum. Çünkü dün gece çok güzel bir maç yaptı. Galibiyetle ayrıldı, mutlu. Ona bir öncelikli yer verelim. AVM'ye girebiliyor musun? Hocam sıkıntı yaşıyoruz girerken. Yok sıkıntı yok. Tarlama dikildi, balıklar paketlendi. Tamam, her şey yolunda. Sıkıntı yok yok. Ne gibi? Yani herkesin yumruğu silahsa da benim yumruktan ziyade bacağım, sol bacağım silah sayılıyor gördüğünüz gibi. Ya sol tekmelerim iyi diyorsun. Yani silahlı bir şekilde geziyorum sayılır diyorsun. Evet hocam. Sence peki sokakta dövüştürsen lisansın iptal olur mu? Olmaz hocam. Çoğu kişi yanlış biliyor onu. Lisans çıkartırken dışarıda kavga edemezsiniz değil de örnek olmuyor zaten, kimse kavga etmesin dışarıda onun için. Sağlık sebeplerine şey var, pazarlık saç kaçırsın, spor yapabilirse fizyos olmamasına vesaire olmasa ciddi bir sıkıntı. A few moments later. Oğlum sen ne anlatıyorsun ya? Oğlum ciddiye alamadım seni ya. Neyse Ufuk, bu kadar cevap yeter. Bu soruyu ikinci kişi olarak da Sezer Çallı YouTube kanalına sormak istiyorum. Çünkü o da dövüş konusunda içerik üretiyor. O yüzden Sezer Çallı'ya abone olmayanlar varsa abone olsun. AVM'ye rahatlıkla gidiş çıkış yapabiliyor musun? Ya hocam pek rahat girdiğimi söylenemez. Neden? Çünkü hocam yani silahlar ve makineler alınmıyor. Evet. Bizim videonuzu yarınsa evet oradan. Haklılıklıymış oraya. Amına koyayım, bunlar silah değil mi? Evet, bu arada bu soruyu kimse soracağımı bilmiyor ama Sezer sosyal medyada çok aktif olduğu için muhabbeti biliyor. Peki hakikaten bir şey diyeceğim. Yumrukların silah yerine geçiyor mu? Yani sokakta kavga edince lisansın iptal olur mu? Bu konu çok güzel bir konu hocam. Ya bu bir kaçmalık yani ya. Öyle bir şey yok aslında. Şöyle, şimdi gidip birini gasp edersen zaten boksör olmana gerek yok. Oğlum ben gaspı sormuyorum yani. Birine şöyle vurdun mu silah mı? Silah yerine geçiyor mu diye. Silah yerine hani birini gasp etmeye falan kalksanız arkadaşlar, bu normalde de suç zaten. Ama kendinizi koruduğunuz zaman herhangi bir suçun suru taşınmıyor bu olay. O yüzden silah yerine geçmiyor hocam. Yani hem gasp yapabilirsiniz, hem gasp edebilirsiniz, hem de dövebilirsiniz. Yok, gasp etmesinler hocam. Yani gaspın hep suçuş. Ya benim kanalımı bitirmekmiş. Ya. Peki evet. Batuhan abi bunlara montaj atar diye düşünüyorum. Bence bu kısmı Batuhan atmayacağız. Abi. Bu kısmı atmayacağım, bilgin olsun. Bir şu olayı bir açıklık getirelim. Ya. Getireyim mi? Neyse. Tamam, getireyim hocam. Yumruklarımız silah yerine geçer arkadaşlar. Çok tehlikelidir. Kesinlikle öyle. Kimseye vurmayın. Şaka şaka vursunlar hocam ya, korusunlar kendini. Arkadaşlar kimse kimseyle... Dayak yiyecek haliniz yok gençler, Allah Allah. Vurun kırın yani. Arkadaşlar biz sporculara dayak atması için bu işi öğretmiyoruz. Siz dayak yemeyin diye bu işi öğretiyoruz. Hocam ben dayak atsınlar diye öğretiyorum ya. Korusunlar kendini hocam. Genç de mod. Arkadaşlar Sezer Ankara bebesidir. Demet Evler'de büyümüştür. Bu konuya da burada açıklık getirelim değil vallahi mi? Valla çok iyi oldu hocam, evet. Ankara yüzü forması da hocam bir totem haline geldi. 7. maçtır yiyorum. Daha kaybetmedik yani. Biraz da ondan yiyorum aslında. Böyle profesyonel organizasyonlar da 7 oldu. Bir uğruna inandım yani. Bir yandan da ondan yiyorum yani. Tebrik ederim. Teşekkürler hocam. İzledim. Hatta antifight.tv Instagram adresine çok güzel böyle sançayı aynen tekniğini reels olarak paylaştık değil mi? Evet hocam, paylaştık. Nasıl güzel bağlıyor muyum? Evet hocam. Instagram reklamı. İnfluencer olur mu benden? Hocam öylesin zaten. Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Sağ olun hocam. Bir dakika arkadaşlar ya. Bir dakika. Bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hocam
AVM'ye rahatlıkla giriş çıkış yapabiliyor musun? Ya yapamıyorum ya. Boksör olduğumuz için bunlar silah yerine geçiyor. Sana sormuyorum. Merhaba. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? Kumru yiyoruz hocam. Kumru mu yiyorsun? Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Selam verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben de hocam. Peki bir soru sorabilir miyim? Sorun hocam. AVM'lere rahatlıkla çıkış yapabiliyor musun? Neden? Hocam çok kalabalık. Bundan dolayı mı? Sen? Evet hocam, rahat girebiliyoruz. Peki başka bir soru soracağım. Sen kickboksçusun sanırım, değil mi? Yumrukların silah yerine geçiyor mu? Geçmiyor mu? Senin? Geçiyor hocam. Nasıl AVM'ye giriş çıkış yapabiliyorsun? Zorla giriyoruz hocam. Yürüyün. Görüşmek üzere. Kızlar merhabalar. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyi. Dönelim şöyle kameraya doğru. Çok güzelmişsiniz, saçlarınız çok güzel olmuş. Teşekkürler. Evet, beni tanıyor musunuz? Hayır. Evet, ben tanıyorum. Nedir? Antifight'ın hocasısınız. Evet, Antifight YouTube kanalının içerik üreticisi sahibiyim. Değil mi? Hocası demeyelim ama o da güzel bir şey. Şimdi size bir soru soracağım. AVM'lere rahat giriş çıkış yapabiliyor musunuz? Çok kalabalık oluyor. Evet. Peki ikinci soru soracağım. Siz dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş, doğru mu? Doğrudur. O zaman nasıl AVM'ye girip çıkış yapabiliyorsun? Görüşürüz. Merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim. Şu anda genç yetenekleri izliyor Umut Hoca pür dikkat. Ama müdahale etmek istedim. Normalde müdahale etsen böyle bir şey odaklısın. Tabii sporcum yarışıyor aynı zamanda ama gördüğün aynı zamanda sporcu. Evet. Ama gördüğün gibi tarafsız bir şekilde duruyoruz. Doruk dövüşüyormuş ya. Evet. Ne yaptı, aldın mı maçı? Aldı hocam, şimdi madalyaya gidiyorum. Güzel, o zaman müsaadenle bir soru soracağım. Tabii. Ya hocam, AVM'lere rahat giriş çıkış yapabiliyor musun? AVM'lere rahat giriş çıkış yapabiliyor muyum? Evet. Rahat giriş çıkış yapabiliyorum normalde. Normalde. Peki ikinci bir soru. Bu dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş, doğru mu? Doğru. Peki nasıl AVM'ye giriş çıkış yapıyorsun? Görüşürüz hadi. AVM'lere rahat giriş çıkış yapabiliyor musunuz? Evet hocam, sıkıntı yaşamıyor. Sıkıntı yok hocam. Aynen. Peki ikinci soruyu sormak istiyorum. Bu dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de çok duyuyorum ama yani çok böyle kulaktan dur şey, uydurma bir şey hocam. Çok da dikkat yani resmiyette hiçbir değeri olmayan bir şey. Yani dışarıda kendimi savunmam gerektiği için çok da şey. Sıkıntı yok hocam, yani bu tamamen kulaktan duyurma bir şey. Herhangi bir resmiyette bir şey yok mu şu an? Benim bildiğim kadarıyla. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Daha iyi olur yani silah niyetine geçiyorsa. Kolay gelsin. Bilet ne kadar? Hocam 150 TL. Bence hiçbir şey. Size 500 TL olur. Teşekkürler. Bence hiçbir şey. Kolay gelsin. Sağ olun. Gizem kolay gelsin. Teşekkür ederim. Gizem Umut hocamızın öğrencisi, milli sporcularımızdan. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Bir soru soracağım. Dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? İyi olur aslında. Geçmiyor yani. Aslında geçmiyor. Eğer haklı bir sebepleri varsa, kendilerini savunmak için kullanmışlarsa ve bunu ispatlayabiliyorlarsa silah yerine geçmiyor diye biliyorum. Evet, bu arada Umut Fight Arena Main Event'la da Vako Pro kemer maçı yapılacak. Erivan Barut'la Portekizli sporcu dövüşecek, kadın maçı. Bakalım kazanan bu güzel kemeri alacak. Ayrıyeten de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kupa yerine bir totem yapmışlar, böyle çok şık bir şekilde. Zaten madalyalar da çok hoşuma gidiyor. Bence çok güzel bir madalya. Gördüğünüz gibi birinci yazıyor. Başarılı. Evet, burada kimler var? Nuri Baba var. Nuri Baba diyorum çünkü camiamızın babasıdır. Herkese bir yardımı dokunmuştur. Hocam nasılsın? Sağ ol, Allah razı olsun. Abdülkaderim, senin de maçlarını izledim. Çocukların maşallah var. Bayağı güzel çocuklar yetiştirmişsin. Eline emeğine sağlık. Hocam çok teşekkür ederim. Şimdi Nuri Baba'ya bir soru soracağım. Bakalım nasıl cevaplayacak? Tam Nuri Babalık bir soru. Çünkü Nuri hocamız, Nuri Babamız bir Türk Silahlı Kuvvetleri askeridir. Değil mi? Atatürk askeridir. Evet, evet hocam, dövüşçülerin yumruğu silah yerine geçiyormuş. Ne diyorsun? Doğrudur. Bizim için yumruk aynı şekilde silah yerine geçer. Sen ne diyorsun? Bence de öyle. Nasıl? Geçen biri AVM'ye girememiş, dedektör etmiş. Doğrudur. Demir yumruk diyorlar onun için. Hocam görüşürüz, görüşürüz hocam. Yahya Alemdağ yanımızda. Kendisi rahmetli Mustafa hocamızın ülkemize mal ettiği, yetiştirdiği nadir sporculardan biri. Ben cidden öyle görüyorum. Tabii ki de bir diğer nadir yetiştirdiği kişiler arasında da şey var. Mehmet Aygün. Mehmet Aygün! Geçen Mehmet Aygün AVM'ye gitmiş.
AVM'den almamışlar. Dedektörden geçiyormuş. Benim diyor yumruklarım diyor silah yerine geçiyormuş. Dövüşçüyüm ya diyor. Ondan beni almadılar diyor. Sence dövüşçülerin yumruğu ya da Mehmet'in yumruğu silah yerine geçiyor mu? Şimdi orijinal dövüşçü olsaydı Trabzon sınırlarında kalacaktı. Olmadığı için dedektörden geçerek Antalya'ya yolladılar onu. Yok aslında mı? Yarı Kayserili, yarı Antalya falan. Çünkü ilk bayramda ilk ziyareti sanırım hanımın köyüne yapıyormuş. Yani biz de halen Trabzon'a gelmedi. Bayramda bekledik, gelmedi. Yani diyor ki bir orijinal dövüşçü varsa benim diyor. Mehmet artık izlesin bizi diyor. Aynen, kesinlikle. Yahya'yı takip etmek isteyenler aşağıdaki sosyal medya adresinden takip edebilir. Yahya'cığım teşekkürler. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Şimdi böyle gezerken tabii ki de sporcular da maça hazırlanıyor. Şu anda profesyonel bandajı sarılıyor. 81 kilogram maçı, doğru mu? Doğru. İsim soyisim neydi? Arda Furkan Baş. Arda Furkan Baş, kameraya bakabilirsin. Evet. Yakışıklıymışsın Arda. Eyvallah hocam. Nasıl dövüşüyorsun? Tekme ağırlıklı. Güzel. Hangi ilin sporcusun? Ankara. Alanya'da yaşıyorum. Yani Alanya'da yaşıyorsun. Şimdi sana bir soru soracağım. Tabii buyurun. Şimdi diyorlar ki dövüşçülerin diyorlar yumruklar silah yerine geçiyormuş. Ne diyorsun? Şu yumrukları bir göster. Şuna bakıldığı zaman doğru bence. Doğru mu? Aynen, beni de almıyorlar hiç abimi. Almıyorlar mı? Güzel. Kullanmak zorunda kaldın mı? Ya hocam ringde kullanıyoruz. Dışarıda kendimize hakim olmak zorundayız artık. Bence de olmaz. Bence de olması gereken bir şey. Başarılar diliyorum. Çok başarılar hocam. Teşekkür ederim. Diamond'ı yakaladım. Diamond lakabın nereden geldiğini biliyor musun? Biliyorum hocam. Nereden? Ramon Dekkers'ın lakabı hocam. Yani Ramon Dekkers efsanevi Dutch style stilinde dövüşen Hollandalı. Glory'nin sahibinin oğlu. Aynen. Onu biliyor musun? Onu bilmiyordum hocam. Evet, Ramon Dekkers aslında Glory'nin sahibi Corey Hammers'ın oğlu. Biliyor musun? Sizden öğrendim hocam. Ya evet, güzel bir bilgi değil mi? Evet hocam. Onun kardeşi kim biliyor musun? Ramon Dekkers'ın üvey olabilir. Nick Hammers. Nick Hammers'ı biliyor musun? Hayır, onu da bilmiyorum. Marat var ya şu Ermeni dövüşçü. Onun hocası var, genç onun bir hocası, adam. Onun hocası. Evet, o da Ramon Dekkers'ta aslında üvey kardeş. Üvey kardeş. Evet, Ramon Dekkers'ı bilmeyenler, Ramon Dekkers'ı bilmeyenler bir YouTube'a search yapsınlar. Cidden çok teknik bir sporcu, sert bir sporcu. Aynen. Evet hocam, Hollandalı gelip Tayland'da şampiyon olan bir sporcu. Evet, sana da yakışıyor bence. Sağ olun hocam. Dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş, ne diyorsun? Hocam doğrudur. Ruhsatlı silah olarak geçiyor. Ve alışveriş merkezlerine giremiyoruz. Giremedin mi? Yok hocam, giremedim ya. Bir girdim, güvenlikler durdurdu beni. Çık dedi, sende silah var dedi. Evet, herkes muhabbete hakim. Bence güzel gidiyor. O zaman bir şu silahlarını bir göster. Yanımızda yine bir sporcumuz var. Hakan Kaya. Hakan Kaya. Oğlum bu saçları falan ne böyle? Özellikle mi yaptırıyor? Hocam maç için ya. Ciddi misin? Maç için böyle mi yaptırıyor? Aynen öyle. Nerelisin sen? Malatya. Malatyalı mı? 4-4'lük diyorsun. 4-4 diyorsun. Aynen hocam. Şimdi sana bir soru soracağım. Evet hocam. Kaçıncı maç senin bu arada? 4. maç. Güzel, tam böyle. 7. maç bitmek üzere. Aynen. Hani böyle muhabbet ederiz, böyle bir rahatlarsın. Diyorlar ki dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş. Doğru hocam. Ciddi misin? Geçen giremedim hocam. Nereye? Optima gidiyordum, giremedim. Evet, ruhsatın var mı? Var hocam. Bu ne, kılıfı mı ne bu? Ne yapıyorsunuz şimdi? Hocam şu an silahı bir sarıyoruz hocam. Böyle yağlıyorsun sen. Aynen hocam. Birazdan patlatacağız. Şu silahının ruhsatını bir gösteremem. Gölge boksu yaparak. Göstereyim hadi. Hocam. Yanımda Musa hocam var. Musa hocam İran Muay Thai milli takımının head coach'u, yani baş antrenörü. Sporcumuz da Hamit Rıza var. Hamit Rıza aynı zamanda IFMA'da Muay Thai'de dünya dereceleri var. Gümüşü var değil mi hocam? Evet, hoş geldiniz. Dünya şampiyonunda. Hoş sağ olun, selam ederim sizlere. Evet. Hocam bir soru soracağım. Buyuruz. Bizim burada diyorlar ki dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyormuş. Şu anda bizim Türkiye gündeminde bir soru var. Herkes bu soruyu tartışıyor. Anladım. Diyor ki dövüşçülerin yumrukları silah yerine geçiyor. Bu konu hakkında İranlı dövüşçümüz ne düşünüyor? Selam ediyor sizlere. Teşekkür ediyorum kanalımızdan, YouTube'dan. Annem söylüyor ki ben bir mücadele edeceğim burada. Benim dizlerim, yani bunun dizleri bunun silahlarıdır. Hem dizleri hem ayakları. İnşallah ki görüşeceğiz burada ringide. Her kim ki silahından güzel istifade edildi o kazanacak ki biz... Bu da söylüyor ki ben bura kazanmaya gelmişim. Bana fark etmiyor. Her kimin silahı yumruk olsun ya, benim de silahım dizlerimdir. O zaman şöyle bir gölge shadow boxing ne yap hadi bakalım. Yedi hadi. Çapraz, hadi. Göster silahlarını, göster. Yet çapraz sezonu bu. Başarılar hocam, başarılar. Görüşmek üzere. Eyvallah.